Arkadaşlar ikinci dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Kanunların zaman bakımından uygulanması. Bu mesele bir kanun hangi zamanda meydana gelen olay veya olgulara uygulanacaktır. Bununla ilgili bir mesele. Arkadaşlar meselenin çözümü gayet kolay. Dikkat ediniz. Her kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra meydana gelen olaylara uygulanacak. O zaman bugün bir kanun yürürlüğe girdiyse bu kanun bugünden sonra gerçekleşecek gerçekleşecek olan olay veya olgulara uygulanacak. Ta ki ne zamana kadar yürürlükten kalkıncaya kadar o zaman bir kanun yürürlükte kaldığı süre boyunca da uygulanmaya devam edecektir. Kural bu. Sevgili arkadaşlar şöyle düşünün. Bundan önceki kanunumuz 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi idi. Ne zaman yürürlüğe girdi? 1926 yılında. Ne zaman yürürlükten kaldırıldı? 2002 yılında. O zaman 743 sayılı kanunun yürürlük tarihi 1926'dan 2002'ye kadar olacaktır. Hatta şuraya yazayım kısaca. 743 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girmiş? 1926. Ne zamana kadar yürürlükte? 2002. İşte bu tarihten önceki olaylara da uygulanmaz. Yürürlükten kaldığı kalktığı tarihten sonraki olaylara da uygulanmaz. Kuralımız budur. Peki bu kuralın istisnaları var mı? Elbette var. İstisnalarından birincisi arkadaşlar bir kanun yürürlükten kaldırılsa bile daha önce yani kendi yürürlüğü zamanında kazanılmış olan haklarla ilgili uygulanmaya devam edecektir. Biz buna eski kanunun ileriye etkili olarak uygulanması diyoruz. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar 1926'dan önce ben eğer ki Mecelle'ye göre ikinci bir eşimle evlilik yapsaydım veya üçüncü bir eşimle evlilik yapsaydım sırf bu kanun geldi ve çok eşliliği yasakladı diye benim daha önceki kanun zamanında Mecelle zamanında hukuka uygun olarak yapmış olduğum bu ikinci veya üçüncü evliliklerim sona mı erecekti Hayır biz ne diyoruz arkadaşlar kazanılmış haklar Yeni bir kanunla ortadan kaldırılamazlar. Aksi takdirde bu durum hukuk güvenliğini deler. O yüzden her hak kazanıldığı kanunun şartlarına tabidir. Sonradan bu şartlar değiştirilemez. O halde arkadaşlar hala ve hala o evliliğin meydana gelip gelmediği ile ilgili Mecellenin hükümleri uygulanacak. Peki eşler arasındaki hükümler, karşılıklı işte sadakat hükümlükleri, yardımlaşma, dayanışma o konuda da mı mecellenin hükümlerine tabi olacak? Veyahut da hangisiyle hangi sebeple boşanabiliyorum? O konuda da mı mecelleye tabi olacak? Hayır o konuda yeni kanunun genel hükümlerine tabi olacak ve Türk kanunu medenisi bu evliliği düzenleyecektir. Sevgili arkadaşlar, birincisi bu. Bu konuyla da bu konuya dair mal rejimlerine ilişkin güzel bir örnek var. Bu örneği mal rejimlerini anlatırken arkadaşlar ileriye saklıyorum. Şimdi ikinci istisnamız nedir derseniz, ikincisi bazı hallerde yine istisnai durumlarda bir kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen olaylara da uygulanır. Halbuki arkadaşlar bakın şuradaki istisnai durumda bir kanun yürürlükten kalkmasına rağmen hala gelecekte de uygulanmaya devam ediyordu. Hangi durumda devam ediyordu? Kendi yürürlüğü zamanında bir hakkın kazanılıp kazanılmadığı noktasında bir tartışma varsa niye bakılıyordu? Yürürlükten kaldırılmış kanuna bakılıyordu ve deniliyordu ki o esnada bu hak kazanıldıysa tamam mesele bitmiştir. Kazanılmış haklar korunur. Hukuk güvenliği ilkesi gereğince sonraki bir kanunla tahrip edilemezler diyorduk. Burada ise arkadaşlar bir kanun yürürlüğe giriyor. Ama daha önceki olay veya olgulara uygulanıyor. Yine aynı örnekten devam edersek mecelleye göre ikinci evliliğimizi yaptık. 743 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Artık bir kişi evlilik, yeniden evlilik yapamayacak. Ama önceki kanuna göre kurulmuş olan evlilikler hala arkadaşlar korunmaya devam edecek. Peki önceki kanun zamanında, Mecelle zamanında bir de nişanlılık yapmış olsaydık, evlilik hayalleri kuruyor olsaydık ama 743 sayılı kanun yürürlüğe girdiği anda evli bir kişinin yeniden evlilik yapmasını yasaklıyor, artık çok eşlilik yasak. Peki ne olacaktı bizim bu daha önceki evlilik şey, daha önceki kanun zamanında yapmış olduğumuz nişanlılığın akıbeti? Sevgili arkadaşlar şuna bakacaktık nişanlanma kişisel durumda bir değişiklik meydana gelir mi? Nişanlılıkla kişi evlilik statüsünü kazanır mı? Hayır kazanamaz. O halde o zaman yeni kanunun hükümleri önceki kanun zamanında henüz kazanılmamış. Ne oldu bu kalem? Kalemi hemen kaydıralım şuraya. Dikkat ediniz buraya arkadaşlar. Tekrardan tıklayayım. Önceki kanun zamanında henüz kazanılmamış beklenti halindeki haklar yani beklemece haklar bakımından uygulanır ve beklenen haklarda arkadaşlar artık önceki kanun hükümleri değil mevcut kanunun yürürlükte bulunan kanunun hükümleri uygulanır. O zaman biz diyoruz ki 743 sayılı kanun 1925 24 22 yılında var olan kurulan bir nişanlılığı ne yaptı? Ortadan kaldırdı. O nişanlılıkla ilgili de uygulandı. O nişanlılığın akıbetini sonlandırdı. O zaman bu nedir? Geçmişe etkili bir uygulamadır. İkincisi, yeni kanun kamu düzenini korumak amacıyla veya genel ahlakı sağlamak amacıyla bazı düzenlemeler getirmiş. Bunlar arkadaşlar geçmişe etkili olarak uygulanır. Bu noktada da yeni kanunun hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşen olay veya olgulara uygulanacaktır. Peki üçüncüsü nedir? Üçüncüsü içerikleri tarafların istek ve iradeleri gözetilmeksizin doğrudan doğruya kanunla belirlenen olay veya olgular. Aslında bunun örneğini biraz önce de verdik. Dikkat ediniz arkadaşlar. Ben ne zaman evlendim? İkinci evliliğimi yaptım. Hani halihazırda hazırda iki evlilik yürürlükte. Mecelle döneminde. Peki ben o esnada evlendim. Kadın erkek ilişkilerini hangi kanun düzenliyordu? Mecelle. Boşanma sebepleri hangi kanuna göre gerçekleşiyordu? Mecelle. Ama ne oldu? 1926'da hukuk devrimi gerçekleşti. Zaten bu devrimlerden ilki medeni kanun alanında yapılan hukuk devrimidir ve arkadaşlar çok eşlilik yasaklandı. Peki ben şunu diyebilir miyim artık? 743 sayılı kanun döneminde ben bu kişilerle evlendiğimde böyle bir kanun yoktu. Dolayısıyla bu eşimle veya bu eşimle boşanırken önceki kanunun hükümlerine tabi olmak istiyorum veya bu iki eşim arasındaki hukuki münasebetlerimin de hala önceki kanuna göre belirlenmesini istiyorum diyebilecek miyim? Hayır. Bu konuda kanun yani yeni kanun içeriğini bizim iradelerimize terk etmemiş. Doğrudan doğruya arkadaşlar kendisi belirlemiş. O halde bunlar da bizim evliliklerimiz konusunda geçmişe etkili olarak ne yapacaktır? Uygulanacaktır. İşte kanunların zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili mesele budur. Yani kuralımız bir kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1926'dan sonra yürürlükten kaldırılıncaya kadar meydana gelen olaylara 2002'ye kadarki olaylara uygulanacaktır. 2002 yılından sonra hangi medeni kanun uygulanmaya devam eder? 4721 sayılı kanun. 1926'dan önce Mecelle, onun uzun bir ismi var arkadaşlar. Onu zikretmiyorum burada. Ama herkesin yaygın olarak bildiği ismi Mecelle daha çok özel hukuka dair hükümler içerse de medeni kanun olarak nitelendirilir. Çünkü düzenleme getirdiği alanlar aile hukukuyla ilgili de alanlardır. Sevgili arkadaşlar, istisnalarından da bahsettik. Böylece bu konuyu burada noktalamak istiyorum. Devam ediyorum. Şimdi geldik kanunların birbiriyle içerik itibariyle çatışması. Sevgili arkadaşlar bu konu bir önceki slaytta ele aldığımız konudan şu noktada farklılık arz etmekte. Önceki slaytımızda dikkat ediniz bir çatışma yoktu. Bir kanunun yürürlüğe gireceği zaman belliydi. Burada yürürlükten kalktı o zaman. Bakın şu periyottaki olaylara uygulanacak. Bundan sonrakine yeni kanun uygulanmaya devam edecek. Halbuki bu konu kanunların çatışması bütün kanun hükümleri aynı anda yürürlükte, aynı konuya dair düzenleme getirmekte fakat içerikleri itibariyle birbirleriyle kavga etmekte, çatışmakta. Peki biz hangi kanunun hükümlerini uygulayacağız? Örnek veriyorum borçlar kanunu hükümüyle iş kanunu hükmü birbiriyle çatışan düzenlemeler içermekte. Veya borçlar kanunuyla tüketicinin korunması hakkında kanun birbiriyle çelişen çatışan düzenlemeler içermekte. Ya da borçlar kanununun genel hükmüyle özel hükümlerinde bir sözleşme tipine ilişkin hükümler birbiriyle çatışmakta. Burada tercihimiz hangisinden yana olacaktır? Arkadaşlar ...keyfekeder bir tercihte bulunamayız. Doktrin bunu şu şekilde belirliyor. Tabi doktrin belirlerken de yıllardır ta Roma hukukundan beri kabul edilen ilkelere dayandırıyor tercihini. Eğer diyor önceki tarihli genel nitelikte bir kanun hükmüyle... ...sonraki tarihli genel nitelikte bir kanun hükmü birbiriyle çatışırsa... ...burada arkadaşlar yeni kanun eski kanun hükmünü ilga eder... Yeni olan, güncel olan uygulanır. İkisi de genel kanun, o zaman sonraki tarihli genel kanun uygulanacaktır. Hemen altını çizeyim. Sonraki tarihli genel kanun. Peki, çatışan kanun hükümleri, önceki tarihli özel bir kanun hükmüyle sonraki tarihli özel bir kanun hükmü olsaydı yine prensibimiz ne? Yeni tarihli kanun eski tarihli kanunu ilga eder ortadan kaldırır. O zaman yeni tarihli, sonraki tarihli özel kanun hükmü uygulanır. Peki diğer bir çatışma hali. Önceki tarihli olan bir genel kanun hükmü olsaydı, yani Türk Borçlar Kanunu ve sonraki tarihli olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gibi ona nazaran özel nitelikli bir kanun hükmü olsaydı, o zaman arkadaşlar burada iki prensipte aynı sonuca götürüyor. Birinci prensibimiz neydi? Yeni tarihli kanun hükmü eski tarihli kanun hükmünü ilga eder. Bunu uyguladığımızda sonuç ne? Sonraki tarihli özel kanun hükmü uygulanacak. Peki diğer bir prensibimiz o nedir derseniz o da şu. Özel kanun genel kanunu ilga eder. O zaman bu prensibi de uyguladığımızda yine netice değişmiyor. Sonraki tarihli özel kanun hükmü öncelikli olarak uygulanacaktır diyoruz. Gelelim arkadaşlar asıl farklı bir sonucun benimsendiği çatışma haline. Nedir bu? Eğer ki çatışan kanun hükümleri önceki tarihli özel kanun hükmüyle sonraki tarihli bir genel kanun hükmü olsaydı o zaman vereceğimiz cevap değişirdi. Neden değişir? Çünkü burada birbirine zıt iki tane kriter arkadaşlar bizi farklı neticeye vardırıyor. Eğer biz Özel kanun genel kanunu ilga eder prensibinden hareket edersek önceki tarihli özel kanun hükmü uygulanacak. Eğer biz yeni tarihli kanun eski tarihli kanunu ilga eder prensibinden hareket edersek o zaman sonraki tarihli genel kanun hükmü uygulanacak. İşte doktrinin bu konuya bulmuş olduğu çözüm şu. Bu durumda yeni tarihli yani sonraki tarihli genel hükmün içeriğine bakılır. Eğer ki bu hükmün içeriğinden, amacından kanun koyucu yeni tarihli kanun hükmünün uygulanmasını arzu etmiş ve bu hükme aykırı, bununla çatışan hükümlerin ortadan kaldırılmasını amaçlamış ise o zaman ne uygulanacak? Yukarıdakiler gibi sonraki tarihli kanun hükmü uygulanacak. Demek ki arkadaşlar yeni tarihli genel kanunla eski özel kanunu değiştirmek istediğini açıkça anlayabiliyorsak yeni tarihli genel kanun hükmü uygulanacaktır ve yukarıdakilerle aynı sonuca varılacaktır. Yeni eskiyi ilga eder ama eğer ki kanun koyucunun iradesinden bunu açıkça tespit edemiyorsak işte o durumda özel kanun Arkadaşlar genel kanunu ilga edecek ve dolayısıyla özel kanun hükmü yeni tarihli genel kanun hükmüyle çatışmasına rağmen uygulanacaktır. Sevgili arkadaşlar, çözüm çok basit. Konu bu. Bakın çatışma durumlarını tek tek özetledik. Zaten kural olarak şu ilk üç çatışma halinde yeni tarihli sonraki tarihli hüküm uygulanıyor. Sadece cevabımız nerede değişiyor? Son çatışma halinde bunu zihninize yerleştirdiğinizde artık böyle bir soru karşınıza çıkınca doğrudan doğruya cevabı bulabileceksiniz. Dolayısıyla burayı da anlatmış bulunuyorum ve yeni bir slayta yeni bir konu başlığına geçiyorum. Sevgili arkadaşlar Hukukta yorum. Yorum ne demek? Bir hukuk kuralının anlamlandırılması, hukuken ne manaya geldiğinin açıklığa kavuşturulması demek. İşte bunu yapmak için gösterilen bu zihni çabaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Yorum diyoruz. Hemen hatırlayalım bir önceki dersten. Medeni kanunumuzun birinci maddesi bize ne diyordu? Kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün olaylarda uygulanır. Kanunun sözüyle uygulanması ne demek arkadaşlar? Sözöl olarak ifade ettiği mananın somut olaya uygulanması demek. Kimi kanun maddeleri var ki açık seçik ayan beyan manası ortadadır. Dolayısıyla bunu uygulayabilmek için zihinsel bir çaba sarf etmeye gerek yoktur. Örneğin arkadaşlar, ayırt etme gücü bulunmayanların yaptığı hukuk işlemler geçersizdir diyor. Yani bunun neresini yorumlayacaksınız? ...emredici bir düzenleme getirmiş. Erginlik 18 yaşının doldurulmasıyla başlar diyor. Bunun neresini yorumlayacaksınız? Veya motorlu taşıtların devrini amaçlayan sözleşmeler noterde yapılır diyor. Bunun neresini yorumlayacaksınız? Ama bazı kanun hükümleri de vardır ki... ...sözel olarak ifade ettikleri mana itibariyle... ...somut olaya uygulanabilmeleri mümkün değildir. O zaman arkadaşlar bu hükümlerin özüne doğru bir yolculuğa çıkmamız lazım. Bunun ne manaya geldiğinin derinlerinde sakladığı mananın açıklığa çıkarılması lazım. İşte bunu açıklığa çıkarmak için yapmış olduğumuz zihinsel faaliyete biz ne diyoruz? Yorum diyoruz. Ve hukukta yorum, yorumu yapan organa göre dört türe ayrılır arkadaşlar. Eğer ki yorumu yasama organı yapmış ise, hemen kalemimi işaretleyeyim. Arkadaşlar, Buna yasama yorumu denir. Yasama yorumunun dayandığı temel mantık şudur. Bizim ülkemizde yasa koymaya asıl yetkili organ neresidir? Yasama organı. O zaman bir hükmün ne manaya geldiğini bize en güzel şekilde ifade edecek olan organ da yasama organı olmalıdır. O zaman biz ona ne yetkisi verelim? Yorum yapma yetkisi verelim diyoruz. Arkadaşlar yasama organına yorum yapma yetkisi 1924 Anayasasıyla verilmiştir. Hatırlayınız arkadaşlar 1924 Anayasası karma bir sistemi benimsiyordu. Meclis-Hükümeti de vardı baktığınızda. O anayasa hukukunda detaylarını gördük zaten ama yasama organına yorum yapma yetkisinin verilmesinin temelinde yatan mantık biraz önce ifade etmiş olduğum gibi yasa koymaya yetkili organ o yasanın ne dediğini bize en güzel şekilde ifade edecek organdır diye bu bakış açısıyla yasama organına yorum yapma yetkisi verilmişti. Ama sevgili arkadaşlar bizler kuvvetler ayrılığı diye bir prensibi bir ilkeyi biliyoruz değil mi? Güçlerin tek bir odakta toplanmaması, farklı organlara dağıtılması. Bizim hukuk sistemimizde de bu benimsenmiş. Yasa yapmaya yetkili organ neresi? Yasama organı yani TBMM. Peki dikkat ediniz arkadaşlar. Yargı yetkisi, o kurallara uymayanlara karşı müeyyide uygulama yetkisi kime ait? Yargı, ıı, yargı organına, bağımsız mahkemelere. Peki yasaları uygulama, idari bakımdan kim ait? Yürütme organına. O zaman bu güç değer 3 ayrı erke dağıtılmış. Şimdi biz hem yasa yapma yetkisini veriyoruz hem de tıpkı bağımsız mahkemeler gibi bir yasanın ne anlama geldiğine dair yorum yapma yetkisini de meclise veriyoruz. Bu güçler ayrılığı bakımından kabul edilemez. Güçler ayrılığını zedeler. Sırf bu sebeple zaten 61 Anayasasına alınmadı ve 82 Anayasasında da yasama organının yorum yapma yetkisi yoktur. Bu sadece 24 Anayasasında kaldı ve onun yaptığı yorum artık yargı organları bakımından bağlayıcıdır. Halbuki günümüzde düşünelim arkadaşlar biz bir hükmün ne manaya geldiğine dair tebememeye bir teklif veya yorumda bulunması için dilekçe veriyor muyuz? şunu bize açıklayın diye. Hayır çünkü güçler ayrılığı ilkesi gereğince biz kanun maddeleriyle bağlıyız. Orada kanun koyucunun neyi murad ettiğiyle bağlı değiliz. O halde o kanunu yapar, biz bunun ne manaya geldiğini hukukçular olarak, bağımsız mahkemeler olarak uygulamada kararlarımızla tespit ederiz. Halbuki sen onu alıyorsun, onu da kime veriyorsun? 1924 anayasasında olduğu gibi yasama organına günümüzde yasama organımızın böyle bir yorum yapma yetkisi yok. Bunu biliniz. İkincisi bilimsel yorum, bilim insanlarının yapmış olduğu yorumlar. Yani yazılan makaleler, monografiler, kitaplar, kanun şerhleri hepsi arkadaşlar bilimsel bir görüştür. Bunu zaten ben asli kaynakları anlatırken bahsetmiştim. Bu bir yardımcı kaynaktı. Hakim bundan dilerse faydalanır, dilerse faydalanmaz. Bağlayıcı bir yorum tarzı değildir demiştik. Yine arkadaşlar yargı yorumu Yargı yorumu yargı organının hükmü anlamlandırmasıdır. O hükmün ne manaya geldiğini bize söylemesidir. Arkadaşlar siz hiç bir TV platformunda veyahut da radyoda bir yargıcın çıkıp da bu böyle olmalı, bu kanun şöyle uygulanır şeklinde ya da bir somut olaya ilişkin yorum yaptığına şahit oldunuz mu? Hayır zaten onlar bu şekilde umuma açık yerlerde arkadaşlar İhsas reyde bulunamazlar, görüş beyan edemezler. Yargıcın görevi veyahut da yorumu kararlarıyla görüşünü beyan etmektir. Kararı alır verir. İşte arkadaşlar alınan karara göre biz yargı organının hükmü nasıl yorumladığını tespit ederiz. Beğenmiyorsak bunu üst yargıya taşırız. Peki yargının yorumu bağlayıcı mıydı? İsterse en yüksek yargı erki olan adli yargıda Yargıtay, idari yargıda Danıştay o dahi yorumlasın. Yargı organının kararları bir mahkemenin karar verirken arkadaşlar bağlayıcı bir kaynak şeklinde dikkate alınamaz. Ancak ve ancak ondan faydalanılabilecek yardımcı bir kaynak teşkil eder. Dolayısıyla bu da bir ne değil, bağlayıcı değil. Tek bir istisnası vardı. O da neydi? ihtadı birleştirme kararı artık bütün yargı organları bakımından bağlayıcıdır diyorduk. Ve son olarak idari yorum, idari yorum demek bir hükmün ne manaya geldiğini idarenin yorumlaması. Peki idare nasıl yorumlar arkadaşlar? İdare de işlemleriyle yorumlar. Yani izin verirse demek ki lehinize yorumladı. İptal ederse, başvuruyu reddederse aleyhinize yorumladı. O halde yapmanız gereken arkadaşlar beğenmiyorsanız idarenin bu işlemine karşı idari yargıda iptal dava açmaktır. İşte yorumu yapan organa göre yorum türleri bu şekilde sınıflandırılır. Zaten sınav sorusu oldu, sorulduğunda da arkadaşlar zannetmiyorum ki böyle bir soru kaçırılmış olsun. Çok basit bir konu. Gelelim şimdi yorum yöntemlerine. Bu son derece önemli bir konu uygulama bakımından sevgili arkadaşlar. Bizler bir hükmü anlamlandırırken onun ne manaya geldiğini açıklığa kavuşturmak için çaba gösterirken belli bir metottan hareket etmemiz lazım. Belli bir yöntemi kullanmamız lazım. Bu yöntemlerden birincisi ve en mantıklı olanı arkadaşlar dikkat ediniz. Lafsi yorum diğer adı sözel, gramatik, deyimsel yorumdur. Lafsi veya gramatik yorum neyi ifade eder? Eğer biz bir hükmü mesela şöyle düşünün. Şurada medeni kanunun bir maddesini arkadaşlar açıp okurken ne manaya geldiği ile ilgili bir şey anlamıyoruz. Peki neden anlayamadık? Virgülün cümleye kattığı anlam nokta nerede bitmiş veyahut da arkadaşlar dikkat ediniz orada ve ifadesi mi kullanılmış veya mı? Ya da hükmün içeriğinde bizim bilmediğimiz terminolojik olarak o hukuk disiplininde ayrı bir mana ifade eden kavramlar kullanılmış. O zaman ne yapmamız gerekiyor bizim? O bilinmeyen kelime ve kavramların lügattaki manalarını araştırmamız ve kullanılan noktalama işaretlerinin de metne kattığı anlamı araştırmamız arkadaşlar. Yapılacak nokta gramatik bilgisi ve lügat bilgisiyle hüküm bize ne söylüyor bunu ortaya çıkarmak işte biz buna lafsi sözel deyimsel gramatik yorum diyoruz bunların hepsi sorulabilir aynı manayı ifade eder hepsi derken hani farklı farklı şekilde soru da karşınıza çıkabilir yani deyimsel yorumla zaten lafsi yorumun kastedildiğini veya sözel yorumla lafsi yorumun kastedildiğini bilin istiyorum o sebeple farklı kaynaklardaki nitelendirmelere göre de ne yaptım? Hepsinin ismini buraya koydum. Gelelim ikincisine. Subjektif tarihi yorum. Arkadaşlar dikkat ediniz buraya. Subjektif tarihi yorum şunu ifade eder. Kanun koyucu bu hükmü kabul ederken Hangi sayıkla hareket etmiş? Neden böyle bir hükme ihtiyaç duymuş? Ve hangi gerekçeyle böyle bir kanun teklifinde bulunmuş? Bunların araştırılmasıdır. Yani burada hükmü kabul eden kanun koyucunun hükme vermek istediği mana ne? Onun açıklığa çıkarılması söz konusu olur. Ama arkadaşlar bu hem güçler ayrılığını zedeler demin eleştirisini burada yaptık. Yahu bize ne o kanun koyucunun o hükmü kabul ederken neyi murad ettiğinden biz ne ile bağlıyız? Hükmün ifade ettiği mana ile bağlıyız. Dolayısıyla burada benim gidip de onun subjektif iradesini araştırmam güçler ayrılığını zedeler. O sebeple bugün için terk edilmiş bir yorum yöntemidir. Çok başvurulmayan bir yorum yöntemidir. Doğrudan doğruya hükmün manası açıklığa çıkarılırken subjektif tarihi yorum yönteminden istifade edilemez. Ancak diğerleriyle birlikte baktın, o da destekliyorsa çıkardığın manayı kuvvetlendirmiş olursun. İkinci olarak da arkadaşlar, bizim Kanun koyucunun subjektif iradesine ulaşabilmemiz günün şartlarına göre kolay da olmayabilir. Düşünün ki 1960'larda, 40'larda, 70'lerde kabul edilmiş bir kanunu ben o kanun koyucunun neyi murad ettiğini gidip onları bulup nasıl ortaya çıkaracağım? Bunu çıkarabilmem zor. Ancak ve ancak meclis tutanaklarında eğer ki bir beyanlarda bulunmuşsa oralardan hareket edeceğim. Kendileriyle görüşemem, kendileriyle mülakat yapamam, röportaj yapamam. İşte o sebeple subjektif tarihi yorum çok daha tercihe şayan bir yorum değildir. Bunu bilin istiyoruz. Ama size gidip de tercihe şayan mıdır, değil midir? Bu sorulmaz. Sadece tanım verilir. Bunu benimseyen yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir der? Eğer ki soru kökünde kanun koyucunun iradesinin ortaya çıkarılarak hükmü anlamlandırmak için işte yöntem benimseyen yorum türü aşağıdakilerden hangisidir veya yorum tekniği aşağıdakilerden hangisidir derse o zaman soruda subjektif tarihi yorum yöntemi sorulmak isteniliyor. Bunu biliniz. Geldik arkadaşlar objektif tarihi yorum. Objektif tarihi yorum. Bakın o da tarih. O da hükmün kökenine bizi götürüyor ama burada olduğu gibi kanun koyucunun subjektif iradesinin ne olduğundan yola çıkın, hareket edin demiyor. Burada nereden hareket etmemiz isteniyor? O hükmün kabul edildiği dönemin şartlarını araştırın diyor. Hangi ihtiyaçlar böyle bir hükmün o dönemde kabul edilmesi sonucunu doğurdu? O zaman arkadaşlar o hükmün kabul edildiği dönemde 1970'li yıllardaki Türk toplumunun kültürel yapısı, ekonomik yapısı, siyasal yapısı bunlar araştırılacak. Bunlar ne ile araştırılır? Yine bakınız dikkat ediniz. Hem gazetelerden tutun bu tarihi vesikalarla araştırılabileceği gibi meclis tutanaklarına da başvurulabilir. Oradaki işte mecliste işte madde gerekçelerine bakılabilir kanun koyucunun, komisyon raporlarına bakılabilir. İşte buradan biz hükmün kabul edildiği döneme göre hükmü anlamlandırmaya çalışırız ki buna ne diyoruz? Objektif tarihi yorum diyoruz. Sevgili arkadaşlar ama bazı kanunların kabul edildiği dönemin şartları öyle değişmiş öyle değişmiştir ki artık kabul edildiği dönemin şartlarına göre hükmü bu dönemde uygulayabilmemiz mümkün olmamaktadır. İşte bu dönemde yapmamız gereken madem ki böyle bir dönüşüm oldu, o toplumun kültürel yapısında, siyasal yapısında, ekonomik yapısında o zaman baktık ki kabul edildiği dönemin şartlarına göre bizim bu hükmü bugün için anlamlandırabilmemiz ve uygulayabilmemiz mümkün değil. O zaman zamanın şartlarına göre yorumlayıp da hükmü uygulayacağız. Hüküm orada bulunduğu sürece Uygulamak zorundayız. Hakimin arkadaşlar bu hüküm eskidi ben bunu uygulamıyorum deme şansı var mı? Elbette yok. Hüküm mer'i ise yürürlükte ise hakim o hükmü uygulamak zorundadır. Hükmü değiştirecek olan merci mahkemeler değildir. Kimdir? Yasama organıdır. O sebeple arkadaşlar artık objektif tarihi yorum yapılamıyorsa... Kabul edildiği dönemin şartlarına göre hüküm uygulanamıyorsa Günümüzün şartlarına göre hükme bir mana verilir ve uygulanır ki buna da biz zamana göre yorum veya objektif yorum diyoruz. Gelelim bir diğer tercihe şayan yorum yöntemi. Burada aslında birincisi Dördüncüsü, beşincisi şu da yine arkadaşlar şu ikisi arasında durum ve koşullara göre tercih yapılır. Bugün için terk edildi diyebildiğimiz sadece subjektif tarihi yorumdur. Nedir diğeri? Sistematik yorum veya da mantıki yorum. Bir hükmü yorumlarken sadece hükmün metnine bakma diyor bize. Yorumun işte e, yapılmasını terkini eden merci veyahut da doktrin. Peki neyi araştırmamız gerekiyor arkadaşlar? ...dikkat ediniz hükmün başlığına da bak diyor... ...hükmün diğer hükümlerle olan irtibatına da bak diyor... ...ve hükmü başlı başına bir mana verme... ...bütünün içerisinde diğerleriyle de uyumlu bir mana ver... ...yani sen gidip de o hükmü oradan alıp ayrık otu gibi... ...burada ne diyor diye bir sonuca varırsan... ...çıkarsamada bulunursan... ...o zaman yanlış bir metot uygularsın izlersin diyor doktrin neymiş arkadaşlar sistematik yorum hükmü kanun sistematiği içerisinde başlığıyla uyumlu diğer maddelerle irtibatlı bir şekilde yorumlamak ve anlamlandırmaktır mantıklı olan da budur ve son olarak sevgili arkadaşlar amaca göre yorum baktınız ki bir hükmü yorumladığınızda birden fazla mana ortaya çıkıyor. İşte bu birden fazla manadan hükmün getiriliş amacına en uygun olanının tercih edilmesini bize söyleyen yorum yöntemi amaca göre veya eski tabirle gai yorumdur. Bakıyoruz ki arkadaşlar tüketicinin korunması hakkında kanun hükmünü yorumluyoruz. Ya bu hüküm tüketicinin de lehine yorumlanabilir satıcının da lehine yorumlanabilir. İki türlü de anlam çıkıyor. O zaman hangisini tercih etmemiz gerekecek? Tüketiciyi lehine olan çünkü kanun zaten onu korumak için getirilmiş veya iş kanunundaki bir hükmü yorumluyoruz. İşçinin lehine de anlam çıkabiliyor, işveren lehine de anlam çıkabiliyor. O zaman işçi lehine olanı tercih etmeliyiz. Amaca göre yorum gereğince hükmün getiriliş amacı zaten işçiyi korumak. O sebeple Borçlar Kanunu'ndan ayrı bir kanun benimsendi. İşte sevgili arkadaşlar, yorum yöntemleri bunlar. Yöntemlere dair söyleyeceklerim de bunlar. Buradan nasıl soru gelir? Nasıl bir soruyla karşılaşabilirsiniz? Ancak ve ancak arkadaşlar dikkat edin buraya. Hangisi uygulanır, uygulanmaz? Bunlar gidip de biz test usulü sınav sorularında o şekilde soru şablonuna dökülmez. Bu nedir? Ya size tanımını verir. Der ki mesela bir kanun hükmünün başlığıyla birlikte diğer hükümlerle olan irtibatı içerisinde anlamlandırmasını bize söyleyen yorum yöntemi hangisidir? İşte o zaman gideceksin sistematik yorumu işaretleyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, son olarak bu konuya dair yorum yaparken faydalanılacak düşünce sistemlerinden bahsedeceğim sizlere. Dikkat ediniz. Bazı kaynaklarda ben demin 6 adet yorum yöntemi saydım ya 7, 8, 9 olarak bunlar da sıralanır. Sevgili arkadaşlar maalesef ama maalesef hukukta 2 çarpı 2 eşittir 4 diyemiyoruz. Doktrin farklılıklarından dolayı bazıları bunları bir düşünce sistemi ve mantık kuralı olarak isimlendiriyor. Ama bazı kaynaklar bunları da bir yorum yöntemi olarak isimlendiriyor. O zaman size soru arasında A, B, C, D derken yorum yöntemi olarak mefhumu muhalifini de zikretmişse... E ...onu da kabul edeceksiniz. Demek ki farklı bir doktrindeki o görüş komisyonda yer almış ve o kişi böyle bir sınav sorusunu hazırlamış. Neticede Eyüp Hoca'nın tabi bu sadece benim şahsi görüşüm değil. Benim de faydalandığım kaynaklarda ben bu görüşten yana olduğum için bunları yöntem olarak değil de bir mantık kuralı olarak zikrediyorum. Ama yöntem olarak da soruya kaynaklık teşkil edebilir mi? Elbette edebilir. Zaten şöyle bir sorunun gelmeyeceğini size söyleyebilirim. Aşağıdakilerden hangisi bir yorum yöntemi değildir deyip de dört tane buradan bir de oradan sormazlar. Çünkü arkadaşlar bu da yorumda faydalanılan bir düşünce sistemidir. Ama Doğrudan doğruya bir yöntem diyemiyoruz biz buna. Nedir bu arkadaşlar? Dikkat edin buraya. Birincisi zıt kanıt veya mefhumu muhalifi. Yani bir hükmün zıttıyla ifade ettiği mana. Onun ortaya çıkarılması ve uygulanmasıdır. Sevgili arkadaşlar, lütfen dikkat ediniz. Ben bugün size şöyle bir soru yönelsem. Kuzenler Türk hukukuna göre evlilik yapabilir mi? Sizler nasıl bir cevap vereceksiniz? Evet veya hayır. Peki nerede yazıyor bu cevabınız? Hangi kanun maddesinde kuzenlerin evlendiğine dair izin verilmiş? Dediğimde hiçbiriniz bana bir madde hükmü gösteremeyeceksiniz. Ama bazılarınız diyeceksiniz ki hocam evlenme yasakları zaten bir kanunda düzenlenmiş. Türk Medeni Kanunu madde 129'da hangi dereceden hangi yakınlıktan hısımlar arasında evliliğin yasak olduğu orada sayılmış ve yan soy bakımından yasak amca, hala, dayı, teyze ve yeğenler arasında dolayısıyla kuzenler zikredilmemiş. Kuzenlerin evlenebileceğine dair bir hüküm yok ama yasak olan hısımla hangi hısımlar arasında evliliğin yasak olduğuna dair bir düzenleme var. Bu hükmün zıttından hareket edersek yasaklanmayan her şey serbesttir deriz. Dolayısıyla kuzenlerin evlilik yapabileceği sonucuna varırız. İşte aynen böyle bir sınav sorusu soruldu. Ve denildi ki şu kişiler arasındaki evlilik yasaktır. Bu kapsama girmeyen hısımlar arasında evliliğin serbest olduğu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diyordu. Orada evleviyet kuralı, mefhumu muhalif, kıyas veyahut da arkadaşlar sistematik yorum veya işte lafsi yorum gibi seçenekler vardı. Cevabımız ne olacak? Zıt kanıt yönteminden hareket ederek biz bu sonuca varıyoruz diyeceğiz. Gelelim arkadaşlar ikinci kuralımız. Evleviyet kuralı, hayli hayli veya haydi haydi kuralı. Gramatik olarak Türkçesi Doğrusu bu haydi haydi kuralı ama Galat'ı meşhur olmuş hukukçular arasında hayli hayli şeklinde de zikrediliyor. Bunu da bilin. Sevgili arkadaşlar evleviyet ne demek? Çoğun içinde azı da vardır demek. Dikkat ediniz. Yine sınav sorusu olarak soruldu. Hangi yakınlıktaki hısımlar arasında evliliğin yasak olduğu kanunda düzenlenmiş mi? Evet düzenlenmiş. Alt soy üst soy. Bunlar birbiriyle evlenemez ya da bir kişi alt soyuyla üst soyuyla evlenemez. Kardeşiyle evlenemez. Amca, hala, dayı, teyze ve yeğeniyle evlenemez. Burada bittiği, Bunun zıttından hareket ederek bu kapsama girmeyen hısımlarla evlilik serbesttir diyoruz. Peki hangi yakınlıktaki hısımlar arasında nişanlılık yapılamaz? Bu konuya dair medeni kanunda bir düzenleme var mı? Hayır yok. O halde arkadaşlar dikkat edin. Eğer biz burada zıt kanıttan hareket edersek aa nişanlılık konusunda bir yasak yok o zaman kardeşler nişanlılık yapabilir şeklinde sonuca varırız bu sonuç tabii ki tekrar ediyorum arkadaşlar dikkat ediniz eğer biz evlilik yasaklarıyla ilgili açık bir düzenleme var. Ama nişanlılıkla ilgili hangi hısımların arasında nişanlılık yapılacağına dair bir ne yok, düzenleme yok. Eğer arkadaşlar biz zıt kanıtı işletirsek orada şunu dememiz lazım. Madem ki bir yasak yok, o zaman her türlü hısım her dereceden yakınlıkta hısımla nişanlılık yapılabilir. Kardeşler nişanlanabilir. Birisi dayısıyla yeğeni nişanlanabilir gibi bir sonuca varırız. Bu sakat bir yorum tekniğidir. Neden sakat bir yorum tekniğidir? Arkadaşlar nişanlılık hangi amaçla yapılır? Evlenme amacıyla yapılır. O halde biz diyoruz ki evlenmesi yasak olan bir kişinin Nişanlanması haydi haydi yasaktır. Yani evleviyetle yasaktır. O zaman vermiş olduğum örnek üzerinde en işletilecek olan arkadaşlar düşünce sistemi evleviyet kuralıdır. Burada mefhumu muhalifinden hareket edemeyeceğiz ve son olarak kıyas yolu vardır. Kıyas arkadaşlar benzetmedir. Örneğin dikkat ediniz. Kanun taşınır satışlarına ilişkin hükümleri ayrıntılı düzenlemiş ama taşınmaz satışına ilişkin hükümleri çok da böyle detaylı düzenlememiş. Ama ikisi de bir bedel karşılığında mal varlığı değerini karşı tarafa devretmeyi borçlandıran bir işlem değil mi? Evet. Birinde taşınırı devretmeyi borçlanıyorsunuz. Birinde taşınmazı. O zaman bu ikisi arasında bir benzerlik var iki sözleşmede. Öyleyse arkadaşlar taşınır satışına ilişkin hükümlerden kıyasen istifade edip taşınmaz satışına ilişkin ne yapabiliriz? uygulamada bulunabiliriz. İşte bu da bir düşünce sistemidir. Bu da bir arkadaşlar yorum metodu olarak da kabul edilebilir. Şu açıklamayı tekrar yapıp dersi noktalamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, maalesef doktrinde farklı seslerin olduğu bazı alanlarda her bilgiyi net bir şekilde ortaya koyamıyoruz ama şundan emin olabilirsiniz. Buraya yazdıklarım ve kitaba kal, kitapta kaleme aldıklarım bilgiler Türk Hukuk doktrininde çoğunluk tarafından benimsenen ve ÖSYM tarafından bugüne kadar arkadaşlar sınavlarda doğru kabul edilen bilgiler üzerine bu konuya dair de bir soruya rastladığım kısımları zaten sizlere saydım ama diyorum ya bazı doktrin kitaplarında bunlar da yorum yöntemi olarak zikredilir. Şu başlık altında zikredilmez. Artık o konuda sınavlarda bir soruyu sırf bu ayrımdan geleceğini zannetmiyorum. Artık takdiri sizlere bırakıyorum. Burada dersi noktalamak istiyorum. <laughs>